Merhaba, şimdi bu ekrandaki şekli oluşturacağız. Bunun için şöyle line aracıyla 3 şekil birleştirip de oluşturabiliriz. Şuraya açalım. Yani şöyle bir çizgi çizeriz. Şöyle şöyle. Ya da poligon aracıyla bir tane üçgen oluşturur. Ayarlarını yaparız. Şimdi bakalım. Burada new dediğimiz zaman bakın şurada poligona girdik. Şöyle. Hatta şunu bir deneyelim. Poligon. Evet. Şimdi şurada çizeceğiz üçgenin bir kenarı 400 birimmiş ve bu üç köşeymiş. Yo. Bu 0 olacak. 3 tane kenarı olacak. Şimdi bunu oluşturduk. Bunu oluşturduktan sonra burada dikkat etmemiz gereken nokta şuralar tam orta noktalarına kesecek şekilde çizgilerin gelmesi gerekiyor. Hemen bakalım. Şunu kapatalım artık. Şunu da çekelim. Şimdi buradan bir çizgi çiziyoruz. Bakın bunun orta noktası neresi? Şuraya geldiğim zaman şurada bir üçgen oluşuyor gördüğünüz gibi. Bu bunun orta noktası. Buradan da buraya geliyorum. Bu da bunun orta noktası. Zaten temsili olarak gösteriyor. Buraya geldiğim zaman da bakın şurada bir çizgi oluştu. Bu da bunun orta noktası. Şimdi bu orta noktalarına burada gördüğümüz gibi üçgenler oluşturacağız. Bunların da işte yüksekliği 70'miş, genişliği 120'ymiş. Dolayısıyla buradan içeri doğru bir 60 gideceğiz. Sonra bu tarafa doğru da 60 gideceğiz. Bunları gittikten sonra şurada trimle buraları keselim. Ctrl+Z yapalım. Şöyle yapalım önce. Şu ve şunu birleştirdik şöyle. Sonrasında bunun şuradan uzaklığı da 71'inmiş. Şimdi burada tam olarak çakışmadığını görüyoruz. Nasıl bunu çakıştıracağız? Şu horizontal vertical yaparsak bu olmadı. Acaba buradaki araçlardan kullansak olur mu diye düşündüm. Şöyle yapabiliriz. Bakın bunun içinde şu noktadan şöyle bir çizgi oluşturup sonrasında seçim aracıyla şu çizgiye şuraya yemet. Evet. Şimdi yaklaştırınca oldu. Tamam, oluşturduk. Artık trim aracını alıp şuradaki fazlalıkları kesebiliriz. Bunu da kestik. Şunu da keselim. Şu orta nokta zaten belli oldu. Şimdi şuradan pattern'e girdim. Circular pattern. Şu ve şunu. Nereye göre? Şuraya göre. Bakın 3 parça otomatik olarak geldi zaten. Okey dedim. Tekrar trim'i seçtim. Buraları artık siliyoruz. Bunu da sildim. Bunu da sildim. Bunu da sildim. Netice itibariyle bakın bu şeklimiz oluştu. Sağlamasını yapalım. Eşkenar üçgen zaten. Şuradan baktığımız zaman 60 derece. Bu şekilde olduğunu görmüş olduk.